Bunun en kısa ve en net cevabı suçun şahsiliği esasını getiren ve beş ayrı ayette geçen hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez mealindeki ifadedir. Bu ayet-i kerimede belirtildiği gibi toptancı bir bakışla birisinin işlediği bir günah, kabahat ve kusur İslamiyet'e ve istikametli Müslümanlara verilemez asla. Örneğin tıp mesleği gayet güzeldir. Bu mesleği icra edenlerin hataları tıp mesleğine verilemez ve verilmemelidir. Sadece doktorun hatası olarak görülür ve görülmelidir. E buna göre hayatı korumakla görevli bir doktorun organ kaçakçılığı yapması onun hatasıdır. Bu hatayı tıp mesleğine uygulamak ve doktorun hatası yüzünden bu mesleğe hatalı demek hem o mesleğe hem de mesleğin doğru yapan bütün doktorlara iftira olur. Aynen bunun gibi. İslam dini sadece bu dünya hayatını değil, iki dünyanın da hayatını koruyan ve iki dünyada da saadet, huzur ve mutluluğun kaynağı olan hak dindir. Bu hak dine mensup olanlar buna uygun olarak hareket etmeleri ve rol model olmaları gerekir. Aksini yaptıklarında hem hatalı davrandıkları için günahkar olurlar hem de başkalarına kötü örnek olduklarından ayrıca sorumlu ve günahkar olurlar. Şu halde hata eden İslam değil, o dine mensup olan Müslümandır. Bu durumda hata eden Müslümanın suçunu, günahını ve hatasını İslam dininden zannetmek ve İslam'ı suçlamak hem Allah'a ve onun elçisine hem de İslam'ı doğru yaşayan bütün Müslümanlara iftira olur. Demek ki bir Müslüman hata edince bu hata İslam'ın değildir, Müslüman'ın hatasıdır ve sadece onun hatası olarak görülür ve görülmelidir. Akılda, hikmette, insafta, adalette elbette böyle hükmeder. Bunun dışındaki her şey akla da, hikmete de, adalete de aykırıdır.